İsveç parlamentosu terörle mücadele kanunlarını sıkılaştırıyor. Söz konusu yasa tasarısı 16 Kasım'da oylanacak. İsveç Anayasa Komisyonu teröre yakın grupların örgütlenme serbestlisini kısıtlayan bir yasa tasarısı teklif etti. Tasarı İsveç'teki yasal otoritelere terörle mücadelede daha etkin olma imkanı sağlayacak. Güvenlik güçleri ve adli makamlar terörle irtibatı olan ve terörü destekleyen oluşumların örgütlenmesinin önüne geçebilecek. Eğer yasa tasarısı 16 Kasım'da parlamentodan geçerse 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girebilir. NATO kapısında bekleyen İsveç ve Finlandiya yalnızca Türkiye ve Macaristan parlamentolarından onay almadı. İki ülke Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye ile imzaladıkları mutabakat kapsamında terör örgütleriyle mücadele ve Türkiye ile işbirliği sözü vermişti. Türkiye İsveç'ten önce üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmesini istiyor. İsveç'i somut adımlar konusunda yetersiz kalmakla eleştiriyor. Biliyorsunuz dün de Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Başbakan Ulf Kristersson'un da açıklamaları oldu ve Ankara'da üçlü mutabakata tam olarak uyacakları sözünü verdi İsveç Başbakanı.